Alanya Hamdullah Eminpaşa Üniversitesi öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu, geçen sene Eylül ayında yakalandığı lösemiye karşı savaşını sürdürüyor. Sosyal medya hesabından yaptığı kök hücre bağışı çağrısına başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere siyasetçiler, ünlü isimler ve binlerce kişiden destek geldi. Köseoğlu'na spor camiasından da destek gelmeye devam ediyor. Fenerbahçeli futbolcular çektikleri videoyla destek olarak insanları kök hücre bağışına davet etti. Merhabalar, Şebnem ben. Bu ara en çok bilinen adımla Maskeli Şebnem. Alanya Hamdullah Eminpaşa Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu, geçen yıl Eylül ayında yakalandığı lösemiyi gördüğü kemoterapi tedavisiyle Ocak ayında atlattı. Yaklaşık bir ay önce kan veren ve yeniden hastalığının nüksettiği anlaşılan Köseoğlu, lösemiyle olan savaşına yeniden başladı. Şu anda AML yani akut miyelit lösemiyle savaşıyorum ve ilik nakli gerekmekte. Benim maskemden kurtulmam için yardımına ihtiyacım var. Yapman gereken tek şey Kızılay'a gitmek, 3 tüp kan vermek ve bir imza atmak. İstanbul'daki bir hastanede hastalıkla mücadele eden Köseoğlu, internette yaptığı kök hücre bağışı çağrısının ardından binlerce kişi kan vermek için seferber oldu. Kampanyaya destek veren isimlerden biri de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmuştu. Bakan Çavuşoğlu, telefonla aradığı Köseoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletip her zaman yanında olduğunu söylemiş. Köseoğlu da sosyal medya hesabından Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür etmişti. Kampanyaya onlarca ünlü ve siyasetçinin yanı sıra destek veren bir diğer isim de Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'di. Şebnem ve Şebnem gibi birçok kan ve kök hücre bekleyen birçok vatandaşlarımız var. Ben de Türk milletinin her zaman için hayırsever ve yardımsever olduğunu çok iyi biliyorum. Ve bu kampanya doğrultusunda sadece Şebnem'e değil, Şebnem gibi bekleyen herkese destek verilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Daha önceden de Şebnem'e destek veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç bu kez sürpriz bir ziyaret yaptı. Fenerbahçeli futbolcular insanları kök hücre bağışına davet etti. Ziyaretin ardından Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Baldın'ın yanı sıra Fenerbahçeli futbolcular Vedat Muriç, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Ozan Tufan, Alpay Bayındır, Harun Tekin ve Emre Belezoğlu çektikleri videoyla destek olarak kök hücre bağışı çağrısında bulundu. Lösemi ile ikinci kez mücadele eden şu aralar bilinen adıyla Maskeli Şebnem, Şebnem Köseoğlu kardeşimiz için haydi herkes Kızılay'a. Maskeli Şebnem, yani Şebnem Köseoğlu ve bütün Şebnemler için haydi Kızılay'a. Şimdi iyilik zamanı. En yakın Kızılay'a gidiyoruz. Sadece 3 tüp kan veriyoruz. Kök hücre bağışçısı oluyoruz. Bütün Şebnemlere can alıyoruz. Şu anda AML yani akut miyelit lösemiyle